Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sayın Sinan Buran Bey'i açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Saraydüzü Belediye Başkanımız, Durağan Belediye Başkanımız, kıymetli dinleyiciler, ayrıca bizleri burada yalnız bırakmayan değerli gazeteci dostlarımız, birbirinden değerli gazeteci dostlarımız, Anadolu'nun bu küçük Şirin ilçesinde sizlerle birlikteyiz. Gerçekten Türkiye'de kendi alanında önemli olan bu değerli gazeteci arkadaşlarımız hafta sonlarını çocuklarını, ailelerini bırakarak buraya kadar geldiler. Sizlere verdikleri değerin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu güzel ilçemizde böylesine bir etkinliğe vesile olan Sayın Başkanımız Hasan Bey'e, yine Hander Derneği'ne Recep Bey'e, yine hemşehriniz olan Sayın Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'e, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e destekler için biz teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, burada kıymetli konuşmacılar konuyu enine boyuna değerlendirecekler ama ben bir iki cümle söyleyerek konuşmamı sonlandırmak istiyorum. 21. yüzyıldan artık gün aldık. Yeni bir yüzyıla giriyoruz. İletişim teknolojileri, medya artık toplum hayatımızın tamamında etkili. Eskiden büyüklerimiz televizyonu zararlı alet olarak görürler. Aman televizyonlardaki dizilere, sinemaya, işte programlara dikkat edin derlerdi. Bugün televizyon en güvenilir, neredeyse masum iletişim aracı haline geldi. Şu anda internet ve sosyal medya üzerinden, bir takım siteler üzerinden, işte Facebook'tan, Twitter'dan, YouTube'a kadar çeşitli mecralar var. Bu mecralar denetlenemeyen mecralar. Çocuklarımız inanın sokakta daha güvenli hale geldi bu dönemde. Eskiden çocuklarımıza tavsiye ederdik, aman yavrum dikkat edelim sokağa çıkarken, işte tanımadığımız kişilerle görüşmeyelim, konuşmayalım filan gibi öğütlerde bulunurduk ama artık bu internet ve yeni iletişim teknolojileri nedeniyle evlerimiz onların açık alanı haline geldi. Sokaklar neredeyse evlerden daha güvenli hale geldi. Bu konularla ilgili olarak da bizlerin ciddi tedbir alması gerekiyor. Elbette yeni iletişim teknolojilerinden kaçmamız mümkün değil. Ancak denetlememiz, yönetmemiz, yönlendirmemiz ve yeni içerikler üretmemiz gerekiyor. Hepimizin elindeki akıllı telefonlar neredeyse çocuklarımızın da elinde var. Çocuklarımız artık gazete okumuyor, televizyon izlemiyor, kitap okumuyor. Böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Küresel emperyalizm, küresel sermaye yeni bir insan tipi tipolojisi ortaya koyuyor. Kendi kültürümüzü dahi korumaktan aciz duruma geliyoruz. Diziler keza öyle. Yeni dijital mecralar var. Bu yeni dijital mecralarda her türlü işte LGBT'nin tutun da ensest ilişkiye kadar bir takım kara propagandaların yapıldığı, milli ve manevi değerlerimizin yok sayıldığı bir durumda karşı karşıyayız. Yeni iletişim teknolojileri konusunda mutlaka teyakkuz halinde olmamız gerekir. Milli güvenliğimiz bakımından fevkalade önemli. Amerika'daki yapılan seçimlerde örneğin Twitter, Trump'ın seçimle hesaplarını askıya aldı. Yarın seçimlere doğru ya da ülkenin kritik zamanlarında bir takım hesaplar askıya alınabilir. Milli ve yerli olanlar arka plana atılabilir, atılıyor da. O yüzden çok geniş bir alan var burada. Ben sadece bir girizgah yaptım. Tekrar bizleri burada ağırlayan başkanımıza, değerli meclis üyelerine, Saraydüzü'lü kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizleri burada televizyonları vasıtasıyla yayınlayanlar var. Çay TV, Kon TV, Kanal Fırat televizyonları bu panelimizi yayınlıyor. Şu anda Çay TV televizyonda canlı yayınlıyor. Ben hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Saraydüzü Belediye Başkanımız Sayın Hasan Peker'i konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, her gün televizyon ekranlarında merakla bu ülkenin gerçeklerini öğrenmek için, dinlemek için, bilgi almak için ekranlarda gördüğümüz bu sayın misafir gazetecilerimizi ilçemize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii akşamları CNN Türk'te veya Ülke TV'de farklı kanallarda bu gazetecilerimiz her akşam olmasa da haftada en az bir iki defa programlarda izliyoruz. Daha yakın tanıyordu, yakın tanımamıza sebep oldu. Bu bize buluşmada, bu programın oluşumunda, buraya bizleri tanıştırmada esas aracı olan Hanölü köyümüzden Ankara'da ikamet eden Recep kardeşimize gerçekten teşekkür ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Yine Bayram Yıldırım abi var, Hasan Bey var. Yani bu bize vesile oldular. Tabii ben 24 saat demeyeyim de zamanım oldukça bütün televizyonları izliyorum aslında. Yani hiç kanal ayretmeden doğru bilgiye ulaşma adına zaman zaman CNN Türk'ünü de izliyorum, A Haber'i de izliyorum ama Fox'u da izliyorum, Halk TV'yi de izliyorum. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir vatandaş olarak bu ülkenin gerçeklerinden bilgi alma amacıyla bunları yapıyorum. Doğruları öğrenmek amacıyla bunları yapıyorum. Onun için bugün de bu güzel misafir kardeşlerimiz, gazetecilerimiz, yani gerçekten saygıdeğer insanlar, saygıdeğer gazetecilerimiz ilçemize kadar geldiler. Burada bizlere bilgilendirme yapacaklar. Ben bu kadar üstadın yanında çok da fazla bir şey demek istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kıymetli misafirler, şimdi sözü asıl sahipler olan panelistlerimize bırakıyoruz. Sayın Melik Yiğitel, Kanal 24 Ankara temsilcisi. Sayın Zafer Şahin, Kanal D Ankara temsilcisi. Sayın Hacı Yakışıklı, Akit gazetesi temsilcisi. Sayın Emin Pazarcı, Akşam gazetesi Ankara temsilcisi. Evet, hoş geldiniz. Ben panelistler tanıtıldı. O açıdan teşekkür konuşmaları da yapıldı. Hemen konuşmaya başlamak istiyorum. Benim bu Saraydüzü'ne ikinci gelişim. Açıkçası ben burayı çok sevdim. Burayı sevdiren, bana sevdiren bir doğal güzelliği, iki insanlar ama en önemlisi Hasan Bey, Hasan Peker oldu. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden dolayı. Sağ olun. Şimdi tabii panelist arkadaşlar medya ve gençlik, gençlik ve medya konularında değerli görüşlerini ortaya koyacaklar. Hepsinin hayli önemli fikirleri var. Ben de yaklaşık 40 yıldır bu medyanın içinde olan, ki ebleh birini oturtursanız herhalde 40 yılda bir şeyler öğrenirdi. Ve ayrıca İki tane üniversitede, bir tane de lisede çocuk okutan bir kişi olarak işin her tarafında biliyorum. Yani medya tarafında iyi biliyorum, gençlik tarafında bildiğimi sanıyorum. Şimdi tabii ben güzel şeyler söylemeyeceğim size medya ve gençlik denildiğinde. Medya da hani kanun düzenlemeler diyorlar, şurası eksik, burası eksik. Ben kanun düzenlemelerle medyaya çekidüzen getirileceğine İnananlardan birisi değilim. Bu mesleğin etik ilkeleri vardı bir zamanlar, biz başladığımız zaman. Şimdi hiçbir etik ilkesi kalmadı. Yani Vahşi Batı'daki gibi, nasıl o kovboy filmlerini seyrediyorsunuz, oradaki gibi bir medya düzeni oluştu. Maalesef sıkıntımız bu. Tabii çok geniş bir yelpaze açılacak. Bu kitaplar, orada Bayram Yıldırım var. Yıllar yıllar önce birlikte dergi Yeni Sözcüğü çıkarıyorduk. Yani Bayramı da görünce o günden bu yana gördüğüm şu, yani bu işler kanun düzenlemelerle olmaz. Meslek ilkeleri vardır, mesleğin etik değerleri vardır. Maalesef biz onları çok ciddi şekilde kaybettik. Şimdi bakın, medya denildiği zaman geçmişe gittiğimizde o etik ilkelerden bir tanesi de
gazete patronları ya da o zamanlar televizyonlar yoktu. Medyaya, medyada demeyelim ona, bence yazılı ya da görsel basın diyelim. Çünkü medya çok da hoşlandığım bir kelime değil. Gazeteciler gazete çıkarırdı. Yani başka işleri olmazdı. En azından gazete bağlantılı işler oldu. Maalesef şimdi basın patronlarının tamamı ikinci iş olarak bunu yapıyorlar. Yani aslında basının iktisadi bir rantabilitesi yok. İşin siyasi rantabilitesi var. Maalesef işlerini yürütmek için herkes bir medya organına sahip olmak gibi bir noktaya geldi. Ve böylece değerler kayboldu. Ve en önemlisi de şimdi zaman zaman bakıyoruz, işte diyoruz ki Deutsche Welle. Bir haber yayınlandı, onun üzerine tartışıyoruz. Ya Deutsche Welle dediğiniz nedir? Almanya'nın Türkiye'deki uzantısıdır. Deutsche Welle çalışanları da kimse kusura bakmasın ama Alman devlet memurudur. Ben meseleye böyle bakıyorum. Şimdi bunlar benim problemlerimi, benim meselelerimi nasıl tartışırlar? Ve geçmişte işte medya patronu olmak için belli yönlendirmeler vardı, belli değerler vardı. Şimdi geliyor mesela Fox TV. Yabancının biri Türkiye'de bir kanal oluşturuyor ve bu ülkede, benim ülkemde bir takım operasyonlar yapıyor. Meseleye böyle bakmak lazım. Ve maalesef bu noktaya geldik. Şimdi tabii yıllar yıllar önce bize şu öğretilmişti. Haber kutsal, yorum hürdür. Yani habere hiçbir şey katılmaz. Haber namus gibi üzerinde titrenecek ve tamamen doğru olması gereken bir konudur ama yorum hürdür. Hepimiz yazılarımızı yazıyoruz. O yazılarda yorumlar yapabilirdik. Şimdi haberin kutsiyeti kalmadı. Yani biz mesleğe ilk başladığımız zaman biz cerrah hassasiyetinde çalışırdık. Yani nasıl cerrah hastasını, ameliyat ettiği kişiye zarar vermek için çırpınırsa biz de haberlerimizin üzerine öyle titrerdik. Ama bakıyoruz şimdi haberler tetikçilik anlamında kullanılıyor. Herkes birbirine saldırıyor, ortalık karışmış durumda. Ve işte bunun üzerinden bir takım yabancı ülkeler, yabancı devletler, Türkiye'de bir takım planları olanlar bu ülkede beşinci kol faaliyeti yürütüyorlar basın dediğimiz zaman. Böyle sıkıntılı bir hale geldik ve maalesef bizim gençliğimiz de medyayı böyle görüyor. Yani zaman zaman şunu söylüyorlar, işte vay efendim tarafsız olmak. Ya tarafsız filan olunmaz. Gazeteci taraftır, doğal olarak taraftır. Şöyle taraftır, ülkenin değerlerinden yana taraftır. Çünkü bu ülkenin bir yapısı var, değeri var. Ne bileyim, milli konularda taraftır. Yani ahlaki yönden bir taraftır. Ama şimdi bakıyoruz, yani bir tarafsızlık, kör bir tarafsızlık uğruna garip bir şekilde pek çok değer ayaklar altına alınıyor. Yani biz, bizden çok daha öncesi de var tabii. Şöyle bakıldığı zaman Nazım Hikmet, Peyami Safa kavgasından bu yana basında çekişmeler olmuştur. Ama o çekişmelerde belli bir seviye muhafaza edilmiştir ve belli değerler muhafaza edilmiştir ama herkes fikrini ortaya koymuştur. O açıdan gençlik, şimdi biraz önce Sinan Burhan, ki çok çok teşekkür ediyoruz, bu tür organizasyonları zaten yapan, Türkiye'ye taşıyan Sinan Burhan, Anadolu Yayıncılar Derneği'nin başkanı, bir takım ne diyelim, dertleri var. Yani dertli bir kişi. Dertli olmak da zaten son derece önemli bir noktadır. Derdi olmayan insanlardan Allah korusun. Herkesin bir derdi olması lazım. Şimdi Sinan Başkan buralara bizleri taşıdı, anlattırıyor. Biz de bir takım şeyleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Kör bir tarafsızlık var ve gençlik de medyayı bundan ibaret zannediyor. Yani bir itiş kakış, herkesin birbirini ezdiği, herkesin operasyon düzenlediği, zaman zaman işte bir takım Türkiye'ye yönelik bir takım planların sergilendiği bir mecra olarak gösteriyor. Maalesef böyle bir noktadayız. Şimdi buna bir çeki düzen vermek lazım. Hele hele sosyal medya dediğiniz zaman orası bir çöplük zaten. Sosyal medya bir felaket ve sosyal medya ile ilgili işte geçtiğimiz günlerde bir dezenformasyon yasası ortaya çıktı. O yasada da bu sansür uygulaması filan diyorlar. Aslında sosyal medyanın şu anda yapısı sansürcü bir yapı.
Yani orada işte bir takım insanların önleri açılıyor, bir takım insanların önleri kapanıyor. Yani Twitter dediğiniz zaman, Twitter'da bakıyorsunuz, mesela benle ilgili bir örnek vereyim. Ben bir paylaşım yapıyorum, akşam televizyon programım var diye. Televizyon programı bittikten sonra milletin önüne düşüyor. Ve zaman zaman millet, benim takipçilerim bana ulaşamıyor. Neydi? İşte bu bir sansürdür. Kimse bunu tartışmıyor ama buna bir çeki düzen getirilmesi gerektiği noktasında bir bakıyorsunuz, büyük tartışmalar var. Millet yanlış yönlendiriliyor. Burada tabii mesela dezenformasyon yasası ya da basınla ilgili düzenlemelerde, diyelim ki benim bir iki tane örnek vereyim, benim başıma gelen. Pek çok suç duyurusunda bulunuyorum ama son gelen iki tane var. İkisi de takipsizlikle sonuçlandı. Yani savcılığa şikayette bulundum. Bir tanesi hanımın hesabı çalındı. Bir tanesi de bana yapılan hakaretle ilgili. Her iki takipsizlik kararında da aynen şu ifadeler var. Diyor ki bunlar doğrudur. Evet, burada hesap çalınmıştır. Burada buna hakaret edilmiştir. Ancak diyor bunlar Amerika Birleşik Devletleri üzerinden yayın yapan kuruluşlardır. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden biz bu konuda bilgi alamıyoruz. Bu işte Twitter gibi, Instagram gibi mecralarda bize bilgi vermiyorlar. O açıdan bu hakaretler, bu saldırılar, bu hırsızlık doğru olmasına rağmen burada yeterli delil elde edilememiştir. Çok ilginç. Çünkü öbür taraf bilgi vermiyor. O yüzden takipsizliği kararı veriliyor. Takipsizliğe hükmediliyor. Bu ne demektir? Bu aslında bir ülkenin bağımsızlığının inkarıdır. Yani benim ülkemde gelecek bir takım dışarıdaki mecralar operasyonlar düzenleyecekler ama benim ülkemin hakimleri, savcıları ben bu konuda hiçbir şey yapamıyorum diyerek acziyetini ifade edecekler. Yani burada çok uzun uzun bu konular üzerinde konuşulabilir, tartışılabilir, bunlarla ilgili kitaplar yazılabilir ama buna bir çeki düzen vermek lazım. Yani bir, basın etiği kaymalı. İki, biz eğitimde şöyle bakıldığı zaman gençlere de bir takım etik değerler vermedik. Üçüncüsü işte medya çalışanları da gerçekten medyanın bu olduğunu sanmaya başladılar. Böyle bir keşin içindeyiz. Yani bundan çıkmak lazım ama kimse de sıkıntılı, mayınlı bir arazi olduğu için buraya giremiyor. Bir düzenleme yapmaya kalktığınız zaman ortalık birbirine giriyor. Biri o taraftan bağırıyor, biri bu taraftan. Bir keşmekeş içinde biz mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Ben daha fazla konuşmayayım. Belki aralarda değerlendirmeler yapabiliriz. Böyle bir fotoğraf çektikten sonra arkadaşlara ben sözü bırakmak istiyorum. Hemen yanımda sıradan gidelim. Hacı Yakışıklı var. Akit Gazetesi, Ankara temsilcisi. Bakalım onun penceresinden nasıl görünüyor. Aralarda ben yine konuya ilişkin bazı değerlendirmeler yaparım. Şu anda ben mikrofonu Hacı kardeşime bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Emin abi. Hepiniz hoş geldiniz. Biz de Saray Düzü'ne hoş geldik, hoş da bulduk. Hakikaten dün geldik. Bir yaylaya doğru bir çıktık Recep abinin yaylasına. Az kalsın yaylada yatacaktık. Soğukta bizi yatıracaktı ama geldik aşağı hep beraber. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum Recep Bey'e, Sinan Bey'e, Hasan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir gün geçirdik. Güzel de bir sohbet ettik. Tabii ben gençlikten başlamak istiyorum. Gençlik kısmından. Daha sonra da medya kısmına geçmek istiyorum. Biz uzun zamandır kandırılan bir toplumuz aslında. Yani dönem dönem bizi kandırıyorlar. Kavramlarla kandırıyorlar. Hatta biz de bir süre sonra gönüllü olarak kanmayı kabul ediyoruz. Tamam diyoruz ve bazı kavramları biz de kullanmaya başlıyoruz. Özellikle gençler üzerinden son dönemde popüler olan Z kuşağı kavramı. Şimdi artık bakıyorum hacı amcalar, hacı emmiler de gençlere Z kuşağı demeye başladılar. Ya Z kuşağı ne yapacak? Z kuşağı neyi sever? Z kuşağı ne yapar? Aslında Z kuşağı sözü tıpkı Orta Doğu sözü gibi bize dayatılmış, üzerinde plan yapılmış ve kucağımıza bırakılmış bir kavram. Çünkü şöyle yapıyorlar. Önce plan yapanlar, planlayıcılar diyorlar ki bir kuşak, bir kavram oluşturalım. Adı Z kuşağı olsun. Peki bu kuşak neyi sever? Bu kuşak diyor şu şarkıcıyı sever. Atıyorum Berkcan diye bir şarkıcıyı sever. Bu kuşak Berkcan şarkıcısını sever, onun şarkılarını dinler, onun yazdığı sözleri okur,
onun giydiği elbiseleri giyer, onun gibi saç tıraşı olur, onun gibi kız sever, onun gibi evlenir, onun gibi gezer. Bir süre sonra o Z kuşağı denen gençler diyorlar ki ha biz de onun gibi olmalıyız. Onun gibi giyinmeliyiz, onun gibi sevmeliyiz, onun gibi yaşamalıyız diyorlar. Aslında biz Z kuşağı derken bir gençliği kaybediyoruz. Önce bizim artık bu kavramı kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Z kuşağı yok. Teknofest kuşağı var dedi. Aslında bir oyun ve hile olduğunun farkında. O yüzden bizlerin de önce zihni olarak bundan kurtulmamız gerekiyor. Bu sefer size de dönüp siz de Y kuşağısınız diyorlar. Bu tarafa dönüyor siz de X kuşağısınız diyorlar. Hareketlerimizi belirli kalıplara sokmaya başlıyorlar. Bizim önce bu belli kalıplardan kurtulmamız gerekiyor. Bu bana tıpkı Orta Doğu kavramını hatırlatıyor. Yani gençliği önce bizim kurtarmamız gerekiyor gençleri. Orta Doğu diyoruz mesela bazen bölgemize. İşte Orta Doğu ülkeleri diyoruz. Orta Doğu ülkeleri hangisi? Suriye, Irak, Mısır gidiyor. Cezayir'e kadar gidiyor. Biz bu bölgeye Orta Doğu bölgesi diyoruz. Orta Doğu. Peki Suriye Türkiye'nin neresinde? Güneyinde. Irak güneyinde. İran doğusunda. Mısır güneyinde. Cezayir bizden daha batıda üstelik. Biz niye Cezayir'e Orta Doğu diyoruz? Kime göre Orta Doğu? Hangi ülkeye göre Orta Doğu? Haritaya baktığınız zaman İngiltere'ye göre Suriye Orta Doğu'dadır. Uzak Doğu Japonya Çin'dir onlara göre. Doğu Avrupa'dır onlara göre. Yani İngiltere'ye göre Avrupa Doğu'da, Türkiye ve Suriye Irak bölgesi ortada, Japonya ve Çin uzakta. O yüzden onların konumlandırmasıdır bu. Biz İngiliz'in Orta Doğu konumlandırmasını biz de kabul etmişiz. Evet biz Orta Doğu ülkesiyiz demişiz. Niye? Biz Türkiye'yiz. O yüzden bugün yapılan Türkiye yüzyılı kavramı, işte bu kavramları bizim çoğaltmamız gerekiyor. Bu kavramlar üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi gençlerle ilgili özellikle Sinan abi konuşurken dedi ki, TV'lere dedi eskiden çocuklar bakıyordu, aman televizyon izlemesinler diyorduk. Şimdi tam tersi oldu, keşke televizyon izlese demeye başladık. O yüzden bizim özellikle çocuklara, gençlere yapmamız gereken ki, aslında genç dediğinizde yani yarının başbakanı, cumhurbaşkanı, yarının milletvekili, bugün belki bu salonda olan bazı gençlerle hatta bazı küçük çocuklarla ileride Ankara'ya gelecekler ve biz Sayın Cumhurbaşkanım diye yanına basın mensubu olarak gideceğiz belki. Saray düzünde oturan bir genç ve saray düzünde evinde böreğini yapan bir ev hanımı belki de Türkiye'yi kurtaracak olan o kişiyi yetiştiriyor. Bunu bilemezsiniz. Rize'de yetiştirmedi mi? Tenzil anne yetiştirdi bir tanesini gönderdi. Ülkeyi kalkındırdı. Bugün saray düzünde belki evinde oturan kişi belki otobüsle Sinop'a gidecek belki, Sinop merkezine gidecek parayı bulamayan amcamız belki ülkeyi kurtaracak çocuğu yetiştiriyordur. O yüzden bu işler tamamen maddiyatlı olmuyor, tamamen parayla olmuyor, inanmakla oluyor, sevmekle oluyor. Önce evini seveceksin, sonra mahalleni, ilçeni, ilini ve ülkeni seveceksin. Bunu yaparsan ancak Türkiye kurtulur, ülkeler kurtulur. Medyayla ilgili de özellikle medya tarihine baktığınız zaman bizdeki eksiklik şuydu. Medya noktasında bizdeki eksiklik. Bizdeki medya 1800'lerde başladı ama sonra 1900'ler dediğimiz yıllar, Cumhuriyet yıllarıyla beraber gelen medya. Medya bizde halk yerliydi, halk hazırdı ama halka haber verecek olanlar biz değildik, yerliler değildi. Yine bu iş dışarıdan gelenlerle başladı. Yani bizim medyamıza, bizim haberlerimizi bizler vermedik. Türkiye halkına haberleri Türkler vermedi. Hatta Türkiye'yi de dönem dönem Türkler yönetmedi bazı dönemlerde. Özellikle darbe dönemlerinde biliyorsunuz. Medya işte Emin abi az önce nereden bahsetti? Deutsche Welle'den bahsetti. Bugün Türkiye'de İngiltere'nin medyası var. BBC Türkçe. Yani aslında İngiltere tarafından yönetiliyor. Deutsche Welle Türkçe. Sonra Türkçe'ye ekliyorlar. Başı yabancı. Bunlar devlet kanalı. Suudi Arabistan'ın bile şu anda Türkiye'de medyası var. Üstelik bunlar büyük yatırımlar yapıyorlar, büyük paralar veriyorlar. Yani bizim kendi yerli medyamızdakiler daha az kazanıyor onlardan. Bunu bilin yani. Medyada da böyle bir çarpışma var. Yani birileri oraya gitmiyorsa, birileri kendi medyasında duruyorsa ülkesini sevdiği içindir. Emin abi o noktada çok doğru söylüyor. O yüzden başkanım da dedi, takip edeceğiz tabii ki. Fox'u da, Halk TV'de takip edeceğiz. Ama neyin ne olduğunu bilerek, neyin ne olduğunu görerek takip etmek gerekiyor. Ve gençlere de siz izledikçe, siz baktıkça ancak örnek olabiliyorsunuz. Yani gençlere de bu noktada takip etmek gerekiyor. Evdeki özellikle gençlerle biz medya olarak üzerimize düşeni yaparız.
Z kuşağının ne olduğunu, ne amaca geldiğini anlatırız ama sizin de evde özellikle gençlerle, özellikle gençlerin de büyükleriyle oturup dertleşmesi lazım. Mesela en son ne zaman dertleştiniz? En son bugün ne yaptığını hiç akşamları oturup konuşuyor muyuz? Yani akşam oturduğumuzda ya bugün ne yaptın, nerelere gittin dediğin zaman ya gezdik işte diyorsa bitti. Dertleşemiyorsunuz demektir. Yani o yüzden ne yaptığını, hangi arkadaşlarıyla görüştüğünü tek tek konuşmakta fayda var diyorum. Bunun yanında özellikle benim, biz tamam anlatıyoruz, ekranlarda da anlatıyor. Melik abi de anlatıyor, Zafer abi de, Emin abi de, Sinan abi de çıkıyor anlatıyor. Biz anlatıyoruz. Bunun herkese sirayet etmesi lazım. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin birçok sorunu var, birçok problemi var, gençlerin problemleri var. Peki problemlerin yanında, eksilerin yanında artılar yok mu? Yani işi çok eksi yöne vurduğunuz zaman bu sefer aşağılık psikolojisine düşmeye başlıyor gençler. Bu ülkeden bir şey olmaz deme noktasına geliyor. Yani ezilmişlik psikolojisine uğruyorlar bu sefer. Çok eksiye sürekli baktığınız zaman artısı yok mu? Bugün baktığınız zaman Karabağ zaferi dediğiniz zafer Türkiye'nin 100 yıl sonra Azerbaycan ordusuyla beraber yazdığı bir zaferdir. Sizin Türkiye'niz, sizin Türk Silahlı Kuvvetleriniz 30 yıl esaret altında kalmış Karabağ denilen bölgeyi geri aldı. Yani Türkiye uzun bir aradan sonra, Kıbrıs'tan sonra bir zafer elde etti ve Kıbrıs'tan, evet dünya tanımadı, tanıyacaklar bir gün, onu da mutlaka gerçekleştirecekler. Karabağ zaferi elde edildi. Bunu iyi okumak gerekiyor. Şu anda Türkiye ile Türk dünyasının kara sınırının olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Kara sınırımız yok. Koskoca bir Türk dünyasısın, 300 milyonluk bir kitlesin ama Türkiye olarak küçücük bir Ermenistan, oradan İran burnunu sokmuş, küçücük bir kara parçasını kapatmışlar. Biz zayıf mıyız da o kara parçasını kapattırdık? Kim açtıracak o kara parçasını? Kim bakacak bu işe? Yani hep kendi konularımız mı? Hep yani biz mi? Peki bizim milletimiz, ki biz bir milletiz. Biz bir milletiz. Bizim kapımızı kim kapattı? Bugün sizin evinizin bahçesine girsin bir dalınızı kırsın, ne yapıyorsunuz? Yani hepimiz için geçerli, kendime de söylüyorum. Sizin bahçenize girip ağacınızın dalını kırdı gitti bir adam, ne yaparsınız? Namus meselesi haline getiririz. Ne yapıyorsun deriz. Peki bizim sınırımızı kapatmaya kimin hakkı var? Bugün açıldı o sınır. Bugün o sınırı açan kim? Açan irade nedir? Buna da iyi bakmak, iyi görmek gerekiyor. Bunun yanında çıkmışlar birileri, bakın bugün Rusya ve Ukrayna ile aynı anda görüşebilen bir cumhurbaşkanı, tek lider. Hem Rusya ile hem İngiltere ile görüşüyor. Biz de basın mensupları olarak hem Rusya'ya hem İngiltere'ye gidip canlı yayın yapabilen tek basın mensubuyuz dünyada. Hem Rusya'ya hem İngiltere'ye gidiyoruz. Ben hem Lviv'den hem de Moskova'dan canlı yayın yaptım. Hem de birer hafta arayla. Ve biz basın mensubu olarak, Türk basın mensupları dışında hiç kimse bir hafta arayla iki ülkeden canlı yayın yapamadı. Bunlar büyük fırsatlardır. Ve bunlar Türkiye'nin önünü açan işlerdir. Bunun yanında bizim şu anda Afrika'nın ortasında bir adamız var. Yani bizim orada bir adamız var. Bizim malımız, mülkümüz var. Yani bizim Afrika'nın içinde malımız, mülkümüz var. İşte bizim gençler dediğimiz gençler bunu dert ediniyor mu? Eğer gençler bunu dert edinemiyorsa bizim de payımız vardır medya olarak. Dert edindiremiyorsak. Sizler yine hepimiz, aslında hepimiz bir milletiz. Yani millet olmak kolay bir şey değil. Eğer Ukrayna bir millet olabilseydi, gerçek bir millet olabilseydi şu anda işgale uğramazdı. Bugün bizim aramızda hangimizin komşusu aç yatıyor? Yani komşusu aç yatan var mı aramızda? Benim komşum aç yatıyor diyen var mı? Yok. Burada hiç kimse komşusunu aç yatırmaz. Ben niye buna bu kadar eminim? Yani şurada hiçbirinizi, çoğunuzu tanımıyorum. Yeni tanıştıklarımız oldu sağ olsunlar. Geldiler, tanıştık. Hiçbirinizi tanımıyorum ama tek tek ben hepinize kefil olurum ki bu salonda hiç kimsenin komşusu aç yatmıyordur. Niye? Çünkü biz bir milletiz. Millet olduğumuz için de, bizim milletimizin karakteri bu olduğu için de ben kefil olabiliyorum. Hiç kimse komşusunu aç yatırmaz. Millet olmak kolay değil. Millet olmak kıymetli bir iş. Geçmişten beri gelen bir iş. Binlerce yıldır gelen bir iş. Birilerinin gelip de bize Z harfini çizip de gençlerimizi bu kuşağın içine hapsetmesine izin vermemeliyiz. Bunun için gayret etmeliyiz. Biz üstümüzü çizdirmemeliyiz hiç kimseye. Millet olmak kolay değil. O açıdan da medya mensubu olarak ben ekranlara çıktığım zaman bir benden daha tecrübeli abilerimiz çıkıyoruz, hepimiz anlatıyoruz. Hepimizin gayreti aslında bu. O yüzden benim üzerime düşen gençlerimize gerçekleri anlatmaksa, ama salt gerçekleri, doğru gerçekleri saptırmadan. Medya ahlakı budur. Ama ben hep şunu söylüyorum. Hep olumsuza eğilmeyin.
Hep olumsuzu anlatmayın. Bu sefer gençler ezilmeye başlıyorlar. Olumluyu da anlatın, olumsuzu da bilsinler. Ne olduklarını, ne kadar ulaşabileceklerini bilsinler. O yüzden hepimiz üzerimize düşeni elimizden geldiği kadar yapacağız. Yani dünya saray düzünden değişebilir. Saray düzünün en fakir evi bir gün dünyayı kurtaracak o adamı yetiştiriyor olabilir. O yüzden bizim hepsine sahip çıkmamız gerekiyor. Ben medya mensubu olarak üzerime düşeni yapacağım. Hepimiz de üzerine düşeni yapacağımız eminim. Ben burada bırakayım. Sorularınız olursa daha sonra cevaplandırırız. Teşekkür ediyorum. Evet, hacı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şimdi aklıma şu geldi. Ben hep medya tarafından bakıyorum. Geçmişte işte gazeteciler vardı. Hepimiz gazetecilik. Yıllar sonra ben mesleğe başladıktan belli bir süre sonra bir takım mankerler belirmeye başladı. Bir takım sanatçılar belirmeye başladı. Onların eline işte kalem verildi. Kimi televizyonlara çıkarıldı filan. Gazeteci dediğimiz ya da medya mensubu dediğimiz yelpaze iyice genişledi. Şimdi bakıyoruz. Herkes medya mensubu şöyle bakıldığı zaman. Yıllar önce Ali Atıf bir isminde vereyim profesör. Bana bir gün aynı gazetede yazı yazıyoruz. Şunu sordu. Dedi ki siz ne iş yapıyorsunuz Emin Bey dedi. Gazeteciyim dedim. Aslen ne iş yapıyorsunuz dedi. Gazeteciyim dedim. Yok ikinci bir işiniz yok mu dedi. Yok dedim ben gazeteciliyim. Bu meslekten ekmek yiyorum. Yani sonuç olarak öyle bir noktaya geldi ki gazetecilik ikinci planda kalan bir meslek haline geldi. Kimi işte oradan başka işini düzenlemeye çalıştı gazeteci yazar sözde. Kimi başka bir mesaj vermeye çalıştı. Böyle bir noktaya gelindi. Yani bence öncelikle bizim basın mesleğini bazı dışarıdan gelen, dışarıdan yönlendirilen, gazetecilikle hiç ilgisi olmayan, basınla ilgisi olmayan bunlardan da kurtarmak gerekir. Çürüme o şekilde başladı ve bugün de devam ediyor. Şimdi Zafer Şahin bu meslekte tabii uzun yıllarını vermiş, sürekli kafa yormuş bir arkadaşımız. Bakalım onun penceresinden nasıl görünüyor. Daha sonra tekrar belki bir iki kelime de edebilirim. Zafer Şahin, Kanal D Ankara temsilcisi. Mikrofonu uzatıyorum ben Zafer arkadaşımıza. Şimdi hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten dünden beri biz Anadolu insanının güzelliğini, misafirperverliğini, sıcaklığını burada fazlasıyla gördük. O açıdan da buraya gelmekten ben kendi adıma, arkadaşlarım için de öyledir, çok memnun oldum. Hakikaten biz buralara geldiğimiz zaman moral buluyoruz. Niye? Çünkü bizim içinde bulunduğumuz atmosfer, muhatap olduğumuz insanlar, konuştuğumuz konular, aslında böyle buralara geldiğin zaman anlıyorsun ki biz çok dar bir çerçevede yaşıyoruz. Ve Türkiye'nin, dünyanın gündeminin aslında sadece oralarda, işte Ankara'da, mecliste, kulislerde konuşulanlar olduğunu zannediyoruz. Buralara gelince biraz daha dünyaya ve Türkiye'ye farklı bakma şansına sahip oluyoruz. O açıdan bu ziyaretleri ben çok önemsiyorum. Şimdi konumuz gençlik ve medya. Gençlik üzerine Türkiye'de son dönemde çok fazla tartışılıyor, çok fazla konuşuluyor. Ben bu kaygılara, tartışmalara hak vermekle beraber biraz abartıldığını düşünüyorum. Bizler de artık belli yaşa gelmiş insanlarız. Ben hani kendi gençlik dönemlerimi düşünüyorum. Evet, gençliğin gözü biraz dışarıdadır. Gençlik macera perestir. Gençlik her zaman biraz isyankardır. Yani dolayısıyla bugün gençlerimize yönelik bazı kaygıları anlayışla karşılamak lazım. Yani onların taleplerini, beklentilerini, hayata bakışlarını biraz daha anlayışla karşılamak lazım. Böyle korku ifade eden, endişe ifade eden söz ve hareketlerden kaçınmak lazım. Ne demek istiyorum? Ya şimdi bir iletişim çağındayız. Her şeyin değiştiği bir çağdayız. Yani belki de insan ömründe, insan hayatında 3-4 nesilde bir olan bir değişimin tam göbeğindeyiz arkadaşlar. Şu akıllı cep telefonlarıyla başlayan bir süreç bu. Ya bu öyle bir süreç ki, dijital çağ deniliyor buna. Ticaretten finansa, günlük hayattan hayatın her alanına her şeyin değiştiği bir süreç. Yani bu çocuklar da, gençler de haliyle bu dijital çağdan etkileniyorlar. Bu son derece normal. Önemli olan gençlere, evet, sosyal medyadan olaylar farklı anlatılıyor, doğrudur. Ama ya olayın şu boyutu da var mesajını bizim
güçlü bir şekilde verebilmemiz. Kararı o çocuk verecek. Çünkü bizim dönemimizdeki gibi, ben mesela ilk gençliğimizde hatırlıyorum, Ankara Yeni Mahalle'de bir kütüphane vardı. Biz bir şey araştırmak için oraya giderdik. O kütüphaneye giderdik. Öyle sıra beklerdik. Kitap almak için imza atardık. E şimdi öyle bir şey yok. Şimdi çocuklar, gençler her şeye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Yani bilgi kaynakları son derece fazla ve çeşitli. Yani onların dünyayı algılama, anlama kapasiteleri bizim döneme göre biraz daha fazla. Biraz anlayış göstermemiz lazım. Gençlik niye önemli? Siyaset çok ilgileniyor gençlerle. Çünkü 2023 seçimlerinde 13 milyon genç oy kullanacak. Bunun 6,5 milyonu da Z kuşağı diye tabir edilen gençler. İlk kez sandık başına gidecekler. O yüzden Hacı'nın ifade ettiği, dikkat çektiği gibi gençler üzerinde siyasetin bir yoğunlaşması söz konusu. Ama hani şu anlamda söyleyeyim, bakıyorsunuz yani gençlerin işte bir siyasi partiye uzak olduğu, bir başka partiye daha yakın olduğu gibi analizler yapılıyor. Doğru olabilir. Ben açıkçası anketlere çok güvenen bir insan değilim. Birçok anketin nasıl yapıldığını meslek itibariyle gören, bilen insanlarız. Fakat reel rakamlara bakıyorsunuz. Mesela AK Parti gençlik kollarında, yanlış hatırlamıyorsam, son rakam 1 milyon 300 bindi. 1 milyon 300 bin genç üye var. Bırakın genç üyeyi, mesela diğer siyasi partilerin toplam üye sayısı bu kadar değil. Ha diyorsun, orada bir düşünüyorsun o zaman. Ya bu gençler madem bu kadar uzak belli siyasi partilere, bu partinin nasıl bu kadar üyesi olmuş? Yani bir takım şeyler var arkadaşlar. Anlatılanlar var, gerçekler var, rakamlar var. Bir de algı var. Algı bu çağın olayı. Şunu söylüyorlar, çok doğru. Algıyı yöneten olguyu belirliyor bu çağda. Hakikaten öyle. Bir algı oluşturuluyor, o gerçeğin yerine konuluyor, geçiyor. Şimdi yurt dışından kimle konuşsanız, bizim gurbetçilerle, yurt dışından yazarlar, çizerler, Türkiye üzerine analiz yapan insanların yazdıklarına, çizdiklerine bakıyorsunuz, size bambaşka bir Türkiye anlatıyorlar. Bambaşka bir Türkiye var. Daha geçen hafta mesela bir Amerika'nın önemli dergilerinden birinde Türkiye ile ilgili bir analiz yayınlandı. Adamlar farklı bir Türkiye anlatıyor. Ya biz de bakıyorsunuz içeride her şey yandı, bitti, bittik, mahvolduk. O zaman arkadaşlar bir olaya derinlemesine bakmak lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Rakamlarla bakacağız. Şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü Mayıs ayında bir istatistik açıkladı. Belki içinizde gören vardır. Twitter, sosyal paylaşım aracı. Mayıs ayında Twitter'da 145 milyon tweet atılmış arkadaşlar. 145 milyon Türkiye'deki kullanıcılar. Bunun %23'ü sahte hesap, bot hesap denilen hesaplardan atılmış. Yani bilgisayar başından atılmış. Benim matematiğim çok iyi değil. 143 milyonun %23'ü. Yaklaşık herhalde 30 milyon tweet sahte hesap. Şimdi yine aynı emniyet açıklamasında diyor ki Mayıs ayında Türkiye'de en çok konuşulan 10 başlık. Hani Twitter'da oluyor ya, gençler bilir, hashtag. En çok konuşulan başlıklar. Bu en çok konuşulan 10 başlıkla ilgili atılan tweetlerin %52'si yine sahte hesaplardan atılmış. Yani bot hesaplardan atılmış. Bunu destekleyecek başka bir veri, 2018 yılında İsviçre'de bir araştırma yapılıyor. Avrupa'daki bütün ülkelerde yalan haberi ölçüyorlar. Yerel gündemlerde servis edilen haberlere dair bir araştırma. Ve Türkiye'deki haberlerin %48'inin sahte olduğu ortaya çıkıyor. Yalan olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bu iki veriyi bir araya getirdiğimizde demek ki şunu görüyoruz. Türkiye medya üzerinden ciddi şekilde operasyon çekilen bir ülke. Ya bir ülkede her iki haberden biri yalansa, atılan tweetlerin %52'si en çok konuşulan 10 başlıkta sahte hesaplardan, bot hesaplardan atılıyorsa, demek ki o ülke üzerine, o ülkenin gençleri üzerine çok farklı hesaplar söz konusudur. Biliyorsunuz şimdi yakın dönemde şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir gencimiz Türkiye'de üniversite bitiriyor, havalanına gidiyor, pasaportunun arasına bir uçak bileti koyuyor. Diyor ki, Türkiye bir doktor kaybetti, Almanya bir liman işçisi kazandı. Allah Allah, yani şimdi sen Türkiye'de doktorluk yapmak istemiyorsun ama Almanya'da gidip liman işçisi oluyorsun. Ya da işte yine bir pasaport arası uçak fotoğrafı, yine havaalanı adres. Diyor ki Hollanda bir kurye elemanı kazandı, Türkiye bir mühendis kaybetti. Ya şimdi hayatın olağan akışına uygun işler değil bunlar. Ne zaman ortaya çıktı bu? Çok somut böyle bazı örnekler gerekiyor. Ya bunun bir algı çalışması olduğunu anlamak için çok somut örnekler gerekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı arkadaşlar.
Yine bir genç kızımız etkilenmiş bu işten. Çünkü bunlar organize işler. O da o fotoğrafı paylaştı havalandan. Çünkü iş böyle yürüyor. Yani moda haline getiriliyor, popüler hale getiriliyor. Türkiye'de de bir diş hekimi kaybetti. Hollanda, Ukrayna bir işçi kazandı. Şimdi biz meslek itibariyle Ukrayna'ya gitme şansını bulmuş insanlarız. Ben Ukrayna'ya gittim. Hani bana orada çok ciddi işler teklif etseler ben Türkiye'yi bırakıp gitmem. Yani bizim memleketimiz, Allah'a şükür biz bir cennette yaşıyoruz. Onu söyleyebilirim. Burası da öyle yemyeşil bir yer. Ya şimdi sen Türkiye'de diş hekimliği bitireceksin. Diş hekimliği yapma şansın olacak ve Ukrayna'da gidip işçilik yapacaksın. Şimdi kızımız bunu paylaştı. Tesadüf bu ya. 3 gün sonra Rusya-Ukrayna savaşı çıktı arkadaşlar. Savaş çıkınca bizim Dışişleri Bakanlığı hemen sosyal medyadan açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna'daki bütün vatandaşlarımız bizimle buradan irtibata geçsin. Biz kendilerini güvenli bir şekilde Türkiye'ye getireceğiz. İlk başvuran kim oldu biliyor musunuz? O kızcağız oldu. Şimdi o da biliyor aslında. Dünyanın neresinde olursa olsun başı dara düştüğünde kendisine sahip çıkabilecek bir güce ve kudrete sahip bir devleti, bir ülkesi olduğunu o da biliyor. Ama işte hep gençleri suçlamak yerine bu çocuklara neden bu algı operasyonları çekiliyor? Onların neden özgüvenleri hedef alınıyor? Neden ülkelerine yabancılaştırılıyorlar konusuna bizlerin, hepimizin anne babalar olarak, büyükler olarak biraz kafa yorması lazım. Devlet olarak kafa yormamız lazım. Niye bu ülkenin gençleri acaba kendi ülkelerine yabancılaştırılıyorlar? Kendi ülkelerinin dünyanın en kötü ülkesi olduğu gibi bir yalanla zihinleri bulandırılmaya çalışılıyor. Bir bunlara bakmakta fayda var. Bakın arkadaşlar, mesela şimdi bazı şeyleri anlattığınız zaman işte sizi bir takım etiketlerle itibarsızlaştırmaya çalışırlar. Türkiye'nin böyle bir realitesi var. Hacı dikkat çekti. Bahsettik ya, bu %48'i yalan haber. Nerede yapılıyor bu yalan haberler biliyor musunuz? Türkiye'de ilginç bir şekilde dünyanın her yerinden yayın organları son 5 yılda büyük bürolar kurdu arkadaşlar. Ve çok ciddi paralarla, çok geniş ekiplerle çalışıyorlar. İngiliz yayın kuruluşlarından Fransız yayın kuruluşlarına, Alman'ına, şununla bununla. Ya Alman Deutsche Welle Türkiye'de pandemide o kadar böyle provokatif haberler yaptı ki Almanya'da, Avrupa'da insanlar biliyorsunuz hastane bahçelerinde, hastane koridorlarında koronadan dolayı tedavi olamadı, hayatını kaybetti. Onları görmediler. Türkiye'deki en küçük bir olumsuzluğu haber yaptılar. Oysa biz şunu biliyoruz ki Türkiye koronayla dünyada en başarılı mücadeleyi yapan ülkelerden biri oldu. Bunu nasıl yaptı arkadaşlar? O çok eleştirilen şehir hastaneleriyle yaptı. Peki şehir hastanelerine ilgili bize ne anlattılar? Şehir hastanelerinde hasta garantisi var. Burada bir takım insanları zenginleştirdiler. Peşkeş çektiler. Algı hep bu arkadaşlar. Yani sizin devlet olarak yaptığınız doğru, güzel, vatandaşa dokunan ne varsa, ne kadar hizmet varsa hepsi bir şekilde itibarsızlaştırılıyor. Önce o toplumun, özelinde gençlerin gözünde bunlar sanki birilerine rant için peşkeş çekilen yatırımlarmış gibi anlatılıyor. Ya bu ülke korona sürecinde bir tane vatandaşını aç açıkta bırakmadı. Yurt dışında soruyoruz orada dostlarımıza, akrabalarımıza. Ne oldu? Koronaya yakalandın mı? Yakalandım. Hastaneye gittin mi? Hayır. Neden gitmedin? Biz telefon açtık. Evde yatın dediler. İşte dinlenin dediler. Bu arkadaşlar, eğer solunum güçlüğü çekmeye başlıyorsan bir zahmet hastaneye gel diyorlar. Ya bizde kapıya kadar insanlara filyasyon ekipleri geldi. Hatırlayın. Şehir hastaneleri o kadar büyük bir işlev gördü ki bu süreçte. Ha neymiş efendim? Hasta garantisi var. Yok kardeşim. Şehir hastanelerinde hasta garantisi falan yok. Ama anlatılan hikaye bambaşka. Şimdi bir başka hikaye. Otoyollar, köprüler. Şimdi haklarını teslim edelim. Güzel de argümanlar kullanıyorlar. Diyor ki geçmediğim yolun parasını ben niye veriyorum? Geçmediğim köprünün parasını ben niye veriyorum? Şimdi bu mantık arkadaşlar çok sakat bir mantık. Bir, bu yollar, bu köprüler, bu otoyollar, zenginler İstanbul'dan lüks araçlarına binsinler, Çeşme'ye 2 saatte gitsinler ya da Bodrum'a 3 saatte gitsinler diye yapılmıyor. Bunların hepsinin bir yapılış amacı var. Bakın Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan önce otoyolları yapıyor. Neden yapıyor bunu? Fabrikalarında ürettiği mal ve hizmetleri çok hızlı bir şekilde limanlara ulaştırmak için yapıyor. Bütün hadise bu. Bugün Türkiye'nin yaptığı da bu. Türkiye bu kadar otobanı, bu kadar köprüyü, havalimanlarını sadece ve sadece bunun için yapıyor. Biz farkında değiliz ama şu an
ciddi bir sanayi ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Bakın Çin'le Avrupa arasında 350'den fazla organize sanayi bölgesine sahip olan tek ülkeyiz. Bu yolların yapılma amacı da bu. İstanbul'daki havalimanının yapılma sebebi de bu. Yapılmak istenen Kanal İstanbul'un amacı da bu. Oradaki siz dünya pazarlarına ürettiğiniz malları hızlı bir şekilde göndereceksiniz. Satış yapacaksınız. Para kazanacaksınız. Eğer yolunuz yoksa hiçbir şeyiniz yok demektir. Çok güzel bir söz var. Halil Rıfat Paşa'nın galiba. Gidemediğin yer senin değildir diye. Almanya boşuna yapmamış önce yolları. Bir amacı var, bir sebebi var. Ama size ne anlatıyorlar? Ya burada 5 tane müteahhiti zengin ediyorlar. Hikaye bu. Peki kardeşim sen şunu biliyor musun? O 5 tane müteahhit dediğin firmaların projelerinde her yıl 1 milyon kişi istihdam edilmiş. Tamam, bu adamları zengin ediyorsa hesabını soralım. İyi. Peki bu 1 milyon istihdama ne diyeceğiz? İstanbul Havalimanı için neler söylediler? Bugün 90 bin kişi istihdam ediliyor. Dünyanın en faal havalimanlarından birisi. E buna ne diyeceğiz? Şimdi Çanakkale Köprüsü için aynı şey söyleniyor. Kanal İstanbul gündeme geliyor. Kuşların geçiş yolunda. E peki kardeşim bu ülke nasıl ilerleyecek? Nasıl bir üst segmente çıkacak? Ya da başka bir şey. Şimdi arkadaşlar, savunma sanayinde iyi bir noktaya geldiğimiz konusunda artık kimsenin bir tereddütü yok. Fakat insanlar size şunu söylüyor. Hani dedik ya, doğru olan, iyi olan ne varsa itibarsızlaştırma çabası. Adam diyor ki savunma sanayinde şunu yaptım, bunu yaptım diyorsun. Savunma sanayi diyor karın doyurmaz. Ne yapacağız diyor, biz diyor füze mi yiyeceğiz? Arkadaşlar bu ülke sessiz sedasız helikopter sattı 2 ay önce. 8 tane kendi ürettiği helikopterini Filipinlere. Gemi sattı Pakistan'a. İHA'lardan, SİHA'lardan uzun uzun bahsetmeye hiç gerek yok. Bugün dünyanın teknolojik anlamda ilk 10 SİHA'sı arasında gösteriliyor. Hatta ilk 3'te gösteriliyor. Bütün bunlar özellikle içinde bulunduğumuz bu yüzyılda, bu yüzyıl bir güvenlik yüzyılı, güvenliğin ön planda olduğu bir yüzyıl. Senin aktif olarak rol alman gereken en önemli sektör savunma sanayi. Buradan para da kazanırsın kardeşim. Buradan geleceğini inşa da edersin. Şimdi bakın. Biz sadece bunu yapmadık. Savunma sanayindeki bu hamlelerden bahsetmiyorum. Ekonomide de çok ciddi bir noktaya doğru ilerliyoruz. Nasıl yapacağız bunu? Birinci önceliğimiz şu. Enerji. Size çok yakın bir coğrafyada. Biliyorsunuz Filios Limanı var Zonguldak'ta. Orada biz Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazı inşallah 2023 yılının ilk çeyreğinde sisteme vereceğiz. 540 milyar metreküp doğalgaz bulduk orada. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu eğer konutlarda kullanırsak yaklaşık 20 yıl yetecek kendi doğalgazımız var. Sanayide de kullanırsak 10 yıl yetecek kendi doğalgazımız var. Ya Türkiye'nin bütün aslında sıkıntısı yükselen enerji fiyatları sebebiyle enerjiye harcadığı para. Yoksa Türkiye'nin başka bir sıkıntısı yok. 2 yıl önce 50 milyar dolar harcadığın enerji alımına bugün 110 milyar dolar harcıyorsun. 2,5 kat artmış neredeyse. Sen enerji sorununu çözdüğünde bambaşka bir ülke haline geleceksin. Yani bütün bunları niye anlatıyorum kabaca hızlı hızlı? Evet, çok ciddi sorunlarımız var. Derinleşen dünyada bir küresel gıda krizi var, enerji krizi var. Ama Türkiye sanki bugünlerin geleceğini görerek son 20 yılda ulaşımda, enerjide, sağlıkta öylesine ciddi hamleler yaptı ki sanki bugünleri gördü, bugünlere hazırlık yaptı. Dolayısıyla bu ülkeye inanalım, bu ülkenin gençlerine inanalım, özgüvenimizi hedef alan bir takım manipülatif saldırılara, medya üzerinden yapılan bu saldırılara karşı teslim olmayalım arkadaşlar. Yani özgüvenimiz olmazsa hiçbir şey olmaz. Bize yıllarca ne anlattılar? Almanlar yapmış, Japonlar yapar. Ya ben çok gurur duyuyorum. O gemiye gittik Filios açıklarında. İyi ki oraya gitmişim. Meslek hayatımda gitmekten çok memnun kaldığım yerlerden birisidir. Karadeniz'de Filios'a 170 kilometre mesafede denizin 2200 metre altından o doğal gaz karaya getiriliyor. Denizin altına öyle bir seni şey düşünüyoruz, dümdüz bir yol değil mi? Değil. 2200 metreden siz doğal gaz çıkartıyorsunuz ve bunu karaya getiriyorsunuz. Engebeli arkadaşlar, otoyol gibi yollar yapıyorsun. Ve bunu Türk mühendisleri yapıyor, bu ülkenin insanları yapıyor, bu ülkenin gençleri yapıyor. Hani diyorlar ya gençler kaçıyor. Yurt dışında büyük enerji şirketlerinde çalışan gençler o projede çalışmak için Türkiye'ye gelmişler. Harıl harıl çalışıyorlar Karadeniz'in ortasında. Ya o teknolojiyi kolay kolay uygulamak, o gazı bu kadar kısa sürede karaya getirmek, sisteme vermek dünyada benim diyen ülkenin yapabileceği şeyler değil arkadaşlar. Dolayısıyla fazla uzatmayayım. Çok konuşanı az dinlemek lazım derler.
Ben sorularınız olursa sorularınıza cevaplamak istiyorum. Yeter ki kendimize güvenelim. Bizim tarihin bu döneminde çok ciddi artılarımız var. Eksiklerimiz de var ama artılarımız inanın eksiklerimizi tolere edecek kadar çok. Hani şimdi bir slogan var Türkiye yüzyılı diye. Hakikaten öyle. Enerji sorununu çözmüş bir Türkiye'nin önünde hele de bu dönemde durabilecek hiçbir güç yok arkadaşlar. Gençlerimize de inanalım, kendimize de inanalım. Ben dediğim gibi sorularınız olursa seve seve cevaplamaya hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Zafer Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir noktaya temas etti. Son dönemde özellikle bazı medya organları tarafından ve sosyal medya tarafından köpürtülen bir şey var. Ben geçmediğim yolların parasını niye ödüyorum diyor. Bakın bu son derece tehlikeli bir şey. Şimdi biz yıllar boyunca bunları bu tür büyük yatırımları işte 1. Boğaz Köprüsü'nü kendi kaynaklarımızla karşıladık. Yani ülkenin kaynaklarıyla karşıladık. Daha sonra bir yap işlet devret modeli çıktı. Devlet cebinden bir kuruş ödemeden sizlerden de vatandaştan da bir kuruş alınmadan bunlar yapılıyor, zaman içinde ödeniyor. Eğer geçmişteki sistem olsaydı şu anda yine sizlerden alınacaktı. Sizlerden alınacak kaynaklarla yapılacaktı ve Boyabat'a, ne bileyim Cizre'ye, Şırnak'a, Hakkari'de gibi başka yere herhangi bir yatırım yapılamıyordu geçmişte. Şimdi ne oldu? Devlet kendi kaynaklarını az gelişmiş bölgelere aktarıyor, Anadolu'ya aktarıyor. Buralara başka kaynak bularak yatırımlar yapıyor. Aslında bunun tersinden bakıldığı zaman çok ciddi bir dezenformasyon var. Çok ciddi bir yanıltma var. Eğer eski sistemde olmuş olsaydı şu anda sizlerden daha fazla alınacaktı ve buralara yatırım yapılamayacaktı. Meseleye bu açıdan baktığımızda aslında ilk isyan etmesi gereken sizlersiniz. Şimdi Zafer yine gençlikten bahsetti. Bakın burada problem kimde? Medya ve gençlikten bahsediyorsa problem bizde. Biz anlatamıyoruz bunları. Medya olarak anlatamıyoruz. Gençliğe gelince hepimizin sülalesinde vardır, şehitler vardır geçmişimizde. Benim dedemin kardeşi de Çanakkale zaferi sırasında Bulgaristan'ın Afatlı köyünden yürüyerek gelip burada şehit düşüyor. İşte Milli Kurtuluş Savaşı'nda da bizim şehitlerimiz var ve onlar da gençti cepheye gidenler. 15'li türkülerini biliyorsunuz, 15 yaşına kadar düştü cepheye gidenler. Yani 16 yaşındakileri falan kaybettik. Şimdi o gençlikten bugün bana ne, beni ne ilgilendiriyor diyen gençliğe gelmiş isek eğer burada yine bizde bir kabahat var. Bunları tartışmamız lazım. Yani o açıdan bu panel belki çok daha geniş bir şekilde yapılması gereken bir panel. İkisi birbirine o kadar çok besliyor. İkisi birbirine o kadar geçmiş bir durumdayız ki evet medya, gençlik, halk bunlar iç içe geçmiş konular ve bunlarla ilgili çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Yani devletin de halk olarak bizim de bunları yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdi en son konuşmacımız Melik Yiğitel ama en iyileri sona saklıyoruz biz. O açıdan mikrofonu Melik Yiğitel'e veriyorum ben. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben de son konuşmacıyla ilgili o zaman bir hikayeyle başlayayım. Şimdi konuşmalar uzun sürmüş böyle bayağı. Son konuşmacı kalmış, çıkmış kürsüye bakmış, salon bomboş. Sadece bir kişi var önünde. Adam istifini bozmamış. Konuşmasını yapmış, bitirmiş. Gelmiş tam böyle elini uzatmış demiş ki ya bütün salon boşaldı ama sen kaldın. Teşekkür ediyorum kaldığın için. Yok diyor, teşekkür etme. Sendeki konuşma, senden sonraki konuşmacı da benim. O yüzden bekledim diye. O yüzden hani salonu boşaltmanız için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ben Sinop'u, Saraydüzü'nü, Durağan'ı, Boyabat'ı öncelikle çok sevdim. Onu söyleyeyim. Sayın Saraydüzü Belediye Başkanı Aslan Peker'e, Durağan Belediye Başkanı Sayın Başkanımıza Ahmet Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hatta ben şey dedim, bizim Recep Bey'e dedim ki ya Fatih hemşerilik verirlerse alırım. Ama bir şartım var, Trabzonspor'u bırakmam. Yani çünkü koyu Trabzonspor olmaya devam ama kabul ederseniz Fahri Hemşerili vallahi varım. Çok sağ olun.
Ya şimdi tabii ben şunu söyleyeyim. Bu gençler meselesini ben bu amcalar gibi düşünmüyorum. Önce söyleyeyim. Ruhen gencim ben. Şimdi salona bakıyorum. Salonda da herkes genç. Öndekiler de ruhen genç. Yani arkadaşlar hem bedenen hem ruhen. Öndekiler de ruhen genç. O yüzden ben de kendimi genç sayıyorum. Gençlerden yanayım. Yani gençler iyi gidiyor. Bir şeyleri var. Hani bir frekans uyuşmazlığı var. O da Zafer az önce söyledi ya, bu hani 3 nesilde bir olacak değişimi biz çabucak yaşadık. Mesela ben 1972 doğumluyum. Ya ben bu 50 yaşıma çok şey sığdırdım. Mesela küçükken biraz kar yağar, yağmur yağar, babam derdi ki çatıya çık. Çıkardım çatıya. Anteni sağa çevir, çevir, sola çevir, çevir. Çabuk ol, ajans başlıyor, haberleri izleyecek. Tek kanal sabah 8, akşam 8. Ondan sonra otururdu, bir de haberleri izlerken de evde çıkmazdı. Böyle hepimiz dururduk böyle. Sonra ben işte radyo televizyon sinema kazandım. Okulu okurken kanal sayısı çoğaldı falan filan. Birçok kanal olmaya başladı ona uyum sağlamaya çalışırken. Bilgisayar, internet falan derken bu hayat buna sığmaya başladı. Şimdi burada her şey var. Yani buradan yayın da yapabiliyoruz, yazı da yazabiliyoruz. Televizyon da izleyebiliyoruz. Mesela benim iki kızım var. Onlar mesela doğru dürüst televizyon izlemiyor. Ama gündeme hakim. Akşam eve geliyorum mesela benim büyük kızım. Diyor ki baba, Rusya Ukrayna Savaşı şu güne girdi. Ne olacak diye. Ya diyorum sen hiç televizyona bakmıyorsun ki. Niye bakayım ki diyor. Zaten buradan takip ediyorum. Bütün haber sitelerinin makaleleri okuyorum. Şimdi onların öğrenme biçimleri, algılama biçimleri değişti. Biz böyle şablon gibi, bizim gibi öğrenmelerini bekliyoruz. Öyle değil. Ya mesela ben size bir örnek vereyim. Benim küçük kızım 8 yaşında. Kapıyı açtım, bana şey dedi. Baba lütfen bir daha girdiğinde kapıyı çalar mısın? Kaldım ben böyle. Geri geri çıktım. Dedim ya ben bunu hacı babama söyleyecektim. Oho. Git kendine ev ara diye herhalde evden atardı beni. Kaldım ben böyle. Şimdi onların öğrenme biçimleriyle bakış açıları çok farklı. Mesela büyük kızımla yazışırken 15 yaşında. Tuhaf bir, bakarsanız böyle tuhaf bir yazışma. Mesela şöyle yazmış. Okey ba. Diyorum kızım bu ne? Tamamdır babacığım. Niye tamamdır babacığım yazmıyorsun? Acelem var. Ne yapacaksın? Atomu mu parçalayacaksın? 15 yaşındasın ya. Ders çalışmak için de başka ne işler olabilir? Ama ona göre bir acelesi var. Ve o mesela başka bir dil geliştirmişler. O yüzden de ben mesela şeyi hani bunların avantajı da var, dezavantajı da var. Yani bu hızlı dijital dünya, medya avantajları ne? Bir kere çok çabuk ve hızlı bilgiye ulaşma ve bunun için gidip illa bir tane böyle televizyon bulup hacı babam gibi çatıya çık, anteni çevir, sağa çevir, sola çevir demene gerek yok. Buradan bakıyorsun. O müthiş bir avantaj. İnternet dağın başında bile her şeyden haberin olabilir. Müthiş bir avantaj. İkinci büyük avantajı ne? Yani sadece gazete ve televizyondan değil, bir kişinin de kendi medyasını oluşturma şansı var. Mesela adam YouTube'dan bir kanal açıyor. İşte 1 milyon izleniyor, 500 bin izleniyor. O tek başına televizyon adam. Ya da işte Instagram'a bir şey koyuyor, 300 bin tıklanıyor. Adam tek başına bir gazete aslında. Yani hem çok seslilik, hem bilgiye çabuk ulaşma. Aslında bu avantaj. Avantaj. Yani biz şey gibi baksak da hani evet, tehlike içeriyor mu? Evet. Mesele zaten bu. Yani bir yandan böyle hızlı ve avantajları var ama diğer tarafta da zarar da içeriyor. O dengeyi tutturduğumuz anda mesele yok. Dengeyi ne kadar tutturabileceğimize bakacağız. Yani bu şunun gibi bir şey. Hani neşter bir doktorun elinde hayat kurtarır değil mi? Yani neşter ameliyat ediyor, kesiyor, biçiyor falan. Hayat kurtarıyor ama bir manyağın eline geçerse adam öldürecek. Yani cinayet aracına dönüşüyor. Şimdi bu, biraz bu çok sessizlik medyada böyle bir şey. O yüzden de ben mesela yasaklamak ya da işte uzak tutmak, bu zararlıdır deyip sürekli anlatmak yerine doğru kullanma, bundan doğru istifade etmenin yöntemlerini bulmak. Çünkü siz istediğiniz kadar yasaklayın. Yani mesela diyelim ki sana geldi dedi ki ya baba işte benim telefonuma internet yükle. Yüklemedim. Ne olacak? Gidecek bir kafede Wi-Fi'den bağlanacak. Zor bir şey değil yani. Diyelim ki telefonu almadın, sorun yok ki. Herhangi bir tane bilgisayar buldu, Wi-Fi bağlantısı
oradan işini görecek. Yani sen istediğin kadar yasakla. O ona ulaşabiliyor. O yüzden de yapacağımız şey ona doğru kullanmayı anlatmak. Ha şöyle de bir sıkıntı var. Ya mesela diyorum ya hani kıyasladığımda benim beynim error veriyor. Çünkü benim çocuğumla benim aramda hele hele babamın arasında normalde hani böyle 60-70 yıl var gibi görünüyor. Bana sorarsanız 300 yıl var teknoloji anlamında. Çünkü yani diyorum ya bilgisayar yok, internet yok. Bir tane televizyon, tek bir tane kanal. Bekliyoruz işte akşam Flamingo oğlu Dallas oynayacak da dizi izleyeceğiz. Pazar günü sabah 10'da ekmek almaya git. Hayatta gitmem. Niye? Çünkü kovboy filmi başlayacak falan. Şimdi geliyorum şeye. Kendi babam mesela diyor ki ben radyo böyle beklerdim akşamları radyo. O radyo da böyle artık antika oldu. Hala bende duruyor. İş yerime koydum. Bayağı antika radyo oldu. Şimdi babam onu kullanmış. Haberleri oradan dinlemiş. Şimdi televizyona uyum sağladı falan. Şimdi benim kızım hepsi ona tuhaf geliyor. Çok başka bir yerde. Ben ona uyum sağlamaya çalışıyorum falan ve hepsini kıyaslama şansım var. Ama dediğim gibi yani yıl olarak baktığınızda 50-60 ama böyle düşünsel ve teknoloji anlamda baktığınızda hakikaten 300 yıl. Ya mesela babam bana övdüğünü düşünüyorum. Oğlum sokakta çok gezme. Oğlum işte çok böyle tanımadığın çocuklarla gezme. Şimdi ben mesela çocuğuma onu nasıl diyeyim ki ya internet ya bütün dünya orada. Ya istediği kadar sokağa indirme çocuğu. Sokak eve geliyor. Sokak onun odasına giriyor. Buradan giriyor. Kanada, İngiltere, Londra her yerle yazışıyor. İndirme sokağa ne olacak? Aa burada dünya işte. Yani sadece bir ayrancının sokağına indirmedin. Aa orada Paris Şanzelize'yi görüyor buradan. Ya dolayısıyla şimdi mesela ben ona sokağa inme çok anlamsız gelecek değil mi ona? O yüzden diyorum ki ya şu internette fotoğraf paylaşma. Arkadaşlık tekliflerini kabul etme. Önce benim görmem lazım. Sohbet odalarına öyle gelen davete sakın girme. Ben bir göreyim. İşte şu sitelere gir. Tamam. Bu haber sitesi bilmem ne. Ama benim haberim olsun. Instagram hesabı açtın. Haberim olsun. Şimdi bakıyorum. Şimdi ben bunu babama anlatırsam ben çocuğa böyle öğütleyeceğim. Sen ne diyorsun oğlum? Nece konuşuyorsun de. Ya bu kadar kuşak farkı var. O yüzden de bizim yapabileceğimiz şey dediğim gibi onları anlamaya çalışmak. Ben o yüzden mesela ya yasaklamak hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten yaramıyor. Bakın ben size bir örnek 8 yaşındaki kızıma sinirlendim. Dedim ki ya sen ders çalışmışsın, sürekli oturuyorsun böyle abuk subuk çizgi filmler falan. Kapatıyorum ben dedim interneti. Kapat dedi. Kapattım. Gitti odaya, geldi falan. Aa bunun neşesi niye yerinde dedim. Normalde morali bozulması lazım. Benim telefonumla eşleştirmiş. Ve benim haberim yok bundan. Sonra eşime dedim ki ya bu eşleşebiliyor mu? Evet dedi. Nasıl ya dedim. Bayağı dedi ayarlardan giriyorsun, buradaki interneti orayla eşleştiriyorsun. Ben bunu bilmiyordum. O da benim bilmediğimi bildiği için keyfi yerinde gülüyor. Neşesi bozulmuyor. Korsan yolu bulmuş, 8 yaşında bu. O yüzden diyorum hani yasaklamak falan değil. Yani anlamaya çalışacağız, risklerini anlatacağız. Çünkü dünya böyle bir dünya. Bizden sonraki kuşağa biz antika gibi geleceğiz. Nasıl babam bana öyle gibi, ben hacı babama çok şey borçluyum. Ama benim hacı babam müzelik. Yani o yaşadığı çağ itibariyle. Şimdi bir süre sonra biz de o çocuklar için müzelik olacağız. O yüzden de onlarla anlaşacağız. Ne kadar uyum sağlayabilirsek o kadar sağlayacağız. Ama dediğim gibi onların bir tek ben şeyden rahatsızım. Dediğim gibi böyle o dillerinden rahatsızım. Böyle mesela akşam eve gelecek misin? İşte hay baba gelecek. Lan bu ne kızım baba eve gelecek misin diye yazsana ya. Acelem var. Yani bir tek ondan rahatsızım. Onun dışında o dile alışamam. O çok zor. Çin alfabesi gibi kodlayarak yazıyorlar. Gençler bilir onu. Falan bir o ama onun dışında mümkün olacak uyum sağlamaya çalışıyorum. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani bu böyle bir değişim, böyle bir çağ kaçınılmaz bir şey. Yani biz kaçsak bile o bizi kovalayacak. O yüzden kaçamıyoruz. Uyum sağlayacağız. O yüzden ben Emin abi gibi düşünmüyorum tabii. İyi bir şey internet. Gençlik de iyi bir şey Emin abi. Çünkü ben gencim Emin abi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Tabii uyum sağlamak güzel bir şey de doğru da uyumu bulmak önemli bir şey. Yani bizim belli değerlerimiz var, bizim bir kültürümüz var, bizim 1000 yıldır oluşturduğumuz değerler var. Biz onları terk edemeyiz. Yani öyle uyum sağlamak şeyi altında, başlığı altında bir teslimiyet söz konusu olamaz. Yani bence doğru da onlar bize uyum sağlasın. Ve medyada da, internette de, şunda da, bunda da biz rüzgarın ya da suyun üstünde yüz sürüklenen yaprak olamayız. Yani o açıdan ben de katılmıyorum. Ben de böyle değerlendiriyorum. Tabii şu görünüyor. Burada çok ciddi bir problem var. O görünüyor. Medyada da, gençlik meselesinde de çok ciddi sıkıntılarımız var bizim. Yani bu konuşmalarda şunu gösteriyor ki bir uyumsuzluk, uyum sorunu, dışarıdan müdahaleler, bir takım problemler var. Bunlara bizim ciddi kafa yormamız lazım. Bu iş eğitimden başlıyor. İşte o küçük mesajlardan okey, tamam yerine okey, bağ demekten başlıyor. Ta nereye kadar gidiyor? Geliyor, yayıncılığa kadar gidiyor. Demek ki bizim eğitimden daha ana sınıfından meseleleri ele alıp bir de bu iş kanun düzenlemelerle filan olmaz. Belli etik değerleri medyada da yerleştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani problem büyük. Burada böyle bir saat içinde de çözülebilecek bir problem değil. Şimdi tabii Zafer Şahin çok doğru söyledi. Biz burada konuşuyoruz ama sizin belki kafanızda çok daha farklı sorular var. Çok daha farklı düşünceler var. Biz de buraya geldiğimize göre o sorulara da cevap verme noktasında olmalıyız. Çünkü hani biz konuştuk, hadi eyvallah gidiyoruz dersek herhalde bu panelde amacına ulaşmaz. Şimdi soruları ben bekliyorum. Sorular gelirse de seviniriz. Tabii soruyu sordunuz da ben çok kısa bir cevap vereyim. Belki cevap vermek isteyen başka arkadaşlar da olur. Sadece Diyanet'i değil. Bakın bize ve bizden olan her şey son dönemde de değil. Ben bildim bileli bu tür saldırılar olur. Şimdi biz yolda gelirken bir şeyi konuştuk buraya gelirken. Şaban isminin nasıl itibarsızlaştırıldığını. Yani ben çocukluğum döneminde Hürriyet Gazetesi'nde bir dizi vardı, çizgi dizi vardı. Orada Şaban karakteri vardı. En aptal, en gerizekalı kişi noktasında kullanılırdı. Daha sonra Şaban'ı aldık, yerden yere vurduk. Recep'i de öyle yaptık. Yani bakın onların anlamları, ifade ettiği anlamlar açısından söylüyorum. Ondan sonra Diyanet'e de vuruldu. Şu oldu, bu oldu ama mesela Diyanet de zaman zaman öyle yanlışlar yaptı ki FETÖ denilen bir örgüt çıktı ve bu örgüt, iki taraflı bakmak lazım. Bu örgüt ne dedi? Örgütün lideri Cebrail gelse ben dedi onun dediklerini yapmayacağım. Diyanet'ten bir Allah'ın kulu çıktı mı? Sen kim oluyorsun da Allah'ın elçisine, Allah'ın meleğine karşı çıkabiliyorsun diyen oldu mu? Olmadı. Yani bizden çok, tamam biz yapalım ama Diyanet'in de kendisini koruması lazım. Ben böyle düşünüyorum. Başka arkadaşlardan Zafer de herhalde cevap verecek. Öncelikle teşekkür ediyorum. Son derece doğru saptamalar bu söyledikleriniz. Tabii şu var, yani Emin abinin verdiği örneğe bir şey daha ekleyebiliriz. Arkadaşlar bazı şeyleri söyleyince komple teorisi falan diyorlar da değil. Bakın Vecihi Hürkuş, değil mi? Aslında şöyle düşündüğünüz zaman başka bir ülkede olsa adına filmler yapılır, belgeseller çekilir. Yani fakat bizde Vecihi, pilot Vecihi karakteri kimdir? 70'li yıllarda çekilmiş bir komedi filmindeki komik bir sözde pilot. Ya o senin tarihinde havacılıkta çok önemli bir isim ama bunu karikatürize ediyorlar. Ya hiçbir şey tesadüf değil arkadaşlar. Bakın dün bir şey okudum yolda gelirken. Bir düşündüm ya, hakikaten de öyle. Ben 1970 doğumluyum. Bizim ilk gençliğimizde, biz lisedeyken Türkiye'ye pizza yeni girmişti. Yeni giriyordu. Bir büyük pizza zinciri Türkiye'ye çok büyük yatırım yapma kararı almıştı fakat tutmamıştı. Sonra birdenbire televizyonlarda çocuklara Ninja Turtles diye, Ninja Kaplumbağalar, hatırlıyor musunuz? Bir çizgi film televizyonda dönmeye başladı. Yıllarca. Ve çok enteresandır, pazar araştırmasını yapmışlar. O çizgi filmden sonra Türkiye'nin her yerinde
pizzacılar açılıyor ve pizza Türkiye'de tüketilmeye başlanıyor. Yani hiçbir şeyin, işte Diyanet'i söylediniz ya, az önce ne söyledik? Türkiye'nin doğru yaptığı, iyi yaptığı ne varsa hepsi itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Şimdi Diyanet Kurumu da zaman zaman siyaset esnafı tarafından tartışma zeminine çekilerek kendilerine bir alan açmaya çalışıyorlar. Maalesef acı ama gerçek. Yani bu iş böyle yürüyor. Şu Veci Hürkuş ve pizza olayına bir ek, burada yaşı müsait olan hatırlarlar. Biz askere gittiğimizde de vardı. Ya dünyanın neresinde görülmüş? Ülkenin gençleri askere gidiyor, onlara sigara parası adı altında para veriyor devlet. Bir düşünüyorsun, bu ne zaman başlamış, ben merak ettim. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülkenin gençlerini sigaraya alıştırmak için askerde tütün parası diye insanlara para veriliyor. Sigara, asker sigarası vardı. Hatırlayanlarınız vardır. Peki bunun yansıması ne oluyor kardeşim? Bunun yansıması 15-20 yıl sonra çok yoğun akciğer ve göğüs hastalıkları, kanser hastalıkları ve senin sağlık sistemini resmen çökertiyor toplumuna. Sen bir hastalığı resmen zerk ediyorsun. Ya o kadar çok böyle verilecek örnek var ki. Yani bu ülke öyle bir ülke, dünyanın en kıymetli mülkü üzerinde oturuyoruz. Çok önemli bir coğrafyadayız. Her şey buradan geçiyor arkadaşlar. Enerji yolları buradan geçiyor. Şimdi dünyada güç merkezinin yeniden batıdan doğuya kaydığı söyleniyor. Hakikaten öyle. Haritaya bakıyorsun, savaşlara bakıyorsun. Yukarıda Ukrayna, Rusya savaşıyor. Aşağıda Suriye, Irak üçe bölünmüş. Tam ortasında Türkiye var. Niye dünya buradan karıştırılıyor? Çünkü göç yolları da burada, enerji yolları da burada, enerji kaynakları da burada. Her şey bu coğrafyada dönüyor. Dolayısıyla bu ülkenin bir kıvama getirilmesi gerekiyor. Bir kıvama getirilmesi için de o ülkenin önce özgüveninin yok edilmesi gerekiyor. O ülkenin gençlerinin kandırılması gerekiyor. Kendi kültürüne, kendi ülkesine yabancılaştırılması gerekiyor. Öyle anlatırken hakikaten ya tam bu komple teorisi. Peki ben size şu örneği vereyim. 100 sene önce 1. Dünya Savaşı olmuş, bitmiş. Sen 2 milyon kilometrekarelik bir devletten 780 bin kilometrekarelik bir ülkeye indirilmişsin. Allah razı olsun, başta Atatürk olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerimizden bize bu vatanı bırakmışlar. Kolay değil. Bütün emperyalistlerin çöktüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Fakat bizden ne çalmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Az önce ne dedik? Sadece bu yıl petrol ve doğalgaz için verdiğimiz rakam 110 milyar dolar. Peki 2 milyon kilometre karesini bıraksalardı, Musul Kerkük sende olsaydı, Doğu Akdeniz sende olsaydı, yani senden 100 yılda 110 milyar dolar çalmışlar. 110 çarpı 100. Bakın, geçen yüzyılda, 1. Dünya Savaşı sonrasında enerjiyi çalmış adam senden. Bütün dünyanın peşinde olduğu, uğruna milyonlarca insanı savaşlarda katlettiği enerjiyi senden çalmış. Peki bugünkü mücadele ne? Tamam, bunları konuşuyoruz. Sosyal medya, gençler, algı operasyonları. Arkadaş, oyun yine aynı. Bugün de Doğu Akdeniz'de trilyonlarca dolarlık bir hidrokarbon yataklarından, doğalgazdan, petrol rezervlerinden bahsediliyor. Sen bu coğrafyanın merkezindeki ülke olarak, millet olarak tek ve bir bütün halinde hareket etme isteniyor. Kendi milli çıkarlarını önceleyen bir pozisyon alma isteniyor. Mümkünse diyor, ben diyor seni geçen yüzyılda olduğu gibi bunlardan mahrum etmek istiyorum. Sen bu coğrafyada benim piyonum ol, jandarmam ol diyor. Kişi başına düşen milli gelirinde 2500 dolar seviyesinde olsun diyor. 20. yüzyılda olduğu gibi. Yani aslında hadisenin özü bu. Ha bunu çeşitli enstrümanlarla yapıyorlar. Birdenbire yapamıyorlar. Gençler hedef alınıyor, ülke hedef alınıyor, ülkenin yatırımları hedef alınıyor. Ama hepsinden önemlisi ülkenin özgüvenine çalışıyorlar. Sonra hepimiz diyoruz ki ya bizden bir şey olmaz. Niye olmaz kardeşim? Onun cevabı yok. Ama sen şunları şunları yapmışsın. Ya bakın, yalanlardan bahsettik. Bir başka yalan. Diyorlar ki bir tane fabrika açılmadı, değil mi? Dün Sanayi Bakanı bir tweet attı. Yolda onu kaydettim. Sadece Malatya'da dün 21 tane fabrika açıldı arkadaşlar. O fabrika örneğini ondan verdim. Çin'le Avrupa arasında en çok organize sanayi bölgesine sahip ülkesin bugün. Bugün şehirler arası yollarda bir seyahat et. Tırlar bir taraftan İstanbul yoluna gidiyor, diğer taraftan İstanbul yolundan Ankara'ya geliyor. Bu ülkenin üretim gücüdür. Ama hani biz bunları çok konuşmuyoruz, konuşamıyoruz, anlatamıyoruz. O tespitlerinize de son derece katılıyorum. Bunlarla arkadaşlar teslim olmadan mücadele edeceğiz. Başka şeyi yok, çaresi yok. Yani gücümüz yettiğince, evet sen bunu söylüyorsun ama meselenin bir de bu boyutu var. Doğru buduru yüksek sesle söylemek lazım. Çok teşekkür ediyorum. Başka sorusu olan var mı? Buyurun.
Ben teşekkür ediyorum. Geçen hafta bizim Tayfun adlı balistik füzemiz, takip ettiniz mi? Denemesi yapıldı Tayfun füzesinin. Şimdi Yunan basınında adamlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ya Türklerde böyle bir teknoloji var mıydı? Bir tanesi diyor ki, ya var bunlar diyor, uzun yıllardır çalışıyor. Bunu yapmışlardır diyor. Şimdi bizde bu teknolojinin olduğuna sadece Yunanlılar değil, biz buradaki insanları da inandıramıyoruz. Ya bu kadar, o işte bahsettiğiniz mesele o. Çok önemli o balistik füze. Şimdi bu tarihin bu döneminde hakikaten çok önemli. Çünkü Yunanistan'da var, başka yerden aldıklarında. İran'da var, Rusya'da var. Sende de var ve sen bunu kendin üretmişsin. Bu yüksek teknoloji. Yüksek teknolojiye sahipsin. Ama işte dediğiniz gibi maalesef sanki Türkiye'de hiçbir şey olmuyormuş gibi bir algı var. Sanırım soruları olan yok. Tabii güzel bir panel oldu. Ama burada ne oldu derseniz burada hiçbir şey olmadı. Çünkü sorun çok büyük. Burada sadece soruna biz parmak bastık. Ama bunların sürekli tartışılması lazım. Türkiye çapında tartışılması lazım. O açıdan ben İçişleri Bakanlığı'na ve bu organizasyonu yapan Anadolu Yayıncılar Derneği'ne, Saraydüzü Belediye Başkanlığı'na, özellikle Hasan Bey, Hasan Peker'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederim. Zaten işte Anadolu feraseti bu. Bunun üstüne söz söylenmez. Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ olun. Evet. Değerli konuşmacılarımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Sinan Burhan'a plaketini vermek üzere Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker'i davet ediyorum. Özellikle Ersan Şen'in bir numaralı karşısındaki rakibi ve Allah'a şükürler olsun ki tam manasıyla onun dişine diş gelebilecek bir kalem olduğunu yakinen takip ediyorum. Kendisine bu küçük ilçemize geldikleri için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok faydalı bilgiler sundular. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanıma. Sayın Melih Yiğitel'e plaketini vermek üzere Saraydüzü AK Parti ilçe başkanı Sayın Uğur Şimşek Bey'i davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Sayın Hacı Yakışıklı'ya plaketini vermek üzere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sayın Muammer Yıldız'ı davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın Recep Atmacı'ya plaketini vermek üzere AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Sayın Ali Orhanoğlu'nu davet ediyorum. Teşekkür ederiz.